Tamam. Ben son söz kıvamına kadar getireyim. Son cümleyi kurarsın. 28 Şubat bir kere artık bir infial haline geldi. Yani sanalına dokunuyoruz diye veya birileri aklından geçirmiş diye silivri dolduruldu. Ondan sonra ortada duran bir 28 Şubat var. Üzerinden çok fazla zaman geçmemiş. Failleri daha henüz yaşlılıktan dumura uğramamış. Elle tutulur, sorguya çekilir kıvamda insanlar ve mecburen ilişmek gerekiyor. Peki bu ilişme nasıl olacak? Yıl dönümünde bol sözlü, az icraatlı ve bir kısmı kayıran, bir kısmı daha öne süren tartışmalarda oldu. Medya tarafından hani didik didik edildi sanki ama bakıyorsunuz tamamen indiği değerlendirmeler. Tamamen hiçbir somut veriye dayanmayan, yeni bilgi açıklamayan yaklaşımlarla. Ben Meral Akşener'in cümlelerini çok beğendim. Bir televizyon kanalında tartışma. Hatta o cümlelerden hemen sonra... Türkiye'deki tartışmada mı acaba? Hemen sonrasında da apar topar bir araya gidildi. Meral Akşener'in cümlesinden sonra. Ne söyledi? Hangi cümle? Söyle bakayım. Dedi ki, 28 Şubat nelerin önünü kesmek için yapılmıştı? İmam Hatiplerin, başörtüsünün, dindar hassasiyeti olan ve bunu siyasette görmek isteyen insanların başlıkları saydı. Ondan sonra dedi, 28 Şubat bitmeyecek dendi ama onun tepki dalgasının üzerine binmiş olan bir AKP iş başına geldi. Bunlardan dedi hangisi değişti? 28 Şubat politikalarının hangisinde taban tabana farklı uygulamalar başladı? Hepsi olduğu gibi duruyor. Çünkü dedi 28 Şubat yerli bir proje değildir. Dışarıdan 28 Şubat'ı yaptıran ve takdim eden güçler arkasından onun tepkisini de yönetmişlerdir. Yani AKP'yi de yönetmişlerdir dedi. Ve saydığı başlıklar arasında mesela işte toplumda bir ahlak çöküntüsü, insanların milliyetçi duygularının yıpratılması, devlet ve orduyla millet arasında bir nizâ, bir kavga başlatılması. Bunların hepsi hakikaten de bakıyorsunuz bugün birebir hatta 28 Şubat döneminden daha güçlü biçimde hayata geçirilmiş duruyor. Yani fırsat bulursak Meral Akşener'e ben bu cümlelerini burada da tekrar ettirmek ve teşekkür etmek isterim. Hakikaten 28 Şubat tartışmalarında belki de olumlu tek cümleyi, hakikaten kayda geçmeye değer tek cümleyi o sarf etti. Evet. Meral Hanım zaten yürekli bir kadındır. Ciddi biçimde yürekli bir kadındır. Öyle geri adım atacak falan evet. Birisi diye. Biliyorsunuz bu 20 şeyde de darbe girişim meselesini de onun İçişleri Bakanlığı'nda ve Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yapmakta olan Bülent Orantıkoğlu vasıtasıyla gelmiş gitmiştir. Evet. Onlar gerçi duymuşlar Cumhurbaşkanı'na şu yine bu yine. Öyle olmuş böyle olmuş onları bilmiyorum işte Batı Çalışma Grubu bir sürü şey anlatıyor. Benim bu söyleyeceklerine ekleyeceğim tek bir cümle. Evet. Ben baştan beri ısrarlı biçimde bunun bir yurt dışı projesi olduğunu daha açık adını koyarak söyleyeyim. Bunun bir Pentagon ve Brüksel projesi olduğunu hep söyledim. Bir de Pensilvanya'yı da ekleyeyim. O dönem için kuşkum var. Bak, o dönem için kuşkum var. 28 Şubat'ın yapımı için, mimarlığı için. Sonra eklemlenen birerler falan filan ama ben ilk planlaması için söylüyorum. Ben... Yapma Erol Bey, yapma. Postmodern darbe falan. Ben hiç öyle adlandırmadım. Benim işte kitabımdaki makalem de ortada. Habertürk'te yaptığım konuşmalar da ortada. Ben hep şunu söyledim. 28 Şubat cambaza bak oyunudur. Bir kere bizim cebimizden 40 milyar doların üzerinde paramızı çalmak için yaptırılmış olan bir operasyondur. Bir kere bir paramızı kaybettik. Doğru. Bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye soyuluyor, çuvallarla paramızın nasıl çalıştığı kara görüntülerle yayınlanıyor. Ve bu paranın gitmesine mani olmayan ama ondan sonra da ben yakaladım, bunları gördüm, bunları size de seyrettiriyorum diyenler kahraman çıkıyor. Tabii yani, canım. Çok ünlü. Tabii. Şimdi birinci husus bu. İkinci husus, 28 Şubat'taki bu 28 Şubat'ı hayata geçiren kadroya baktığın zaman maalesef ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bir eski mensup olarak yani binbaşı rütbesini kıvançla, onurla, gururla taşımış ve o rütbeden ayrılmış birisi olarak bir de okullarda hocalık yapmış birisi olarak söylerken gerçekten böyle içimden kan gidiyor ama o da şudur.
ordunun içinde bir küçük bir kesim var. Amerikancı, NATO'cu bir kesim. Büyük kesim millici, Amerikancı, NATO'cu kesim, millici kesime galebe çalmıştır. Ama bu hep böyle oldu. Bu hep böyle oldu. Aynen öyle. Buradaki mesele de bu. Şimdi ben onun niye olduğuna dair bir yorum yapabilir miyim? Yap. Şimdi bizim millici insanlarımızda şu öncelik vardır. Aman ha efendim, bir çatlak görülmesin. Kol kırılsa da yen içinde kalsın. Deminki yere dönüyoruz. Sakın dışarıda birbirimizle bir ayrılığa düşmüş bir kavga görüntüsü vermeyelim. Bu sizi hem atalete mahkum ediyor hem de dışarıdan yönlendirmelere çok kolay geliyorsunuz. Birileri ısrarla bir işin üstüne düştüğünde siz onlara vagon oluyorsunuz ister istemez. Bu yaşandı. Bu birinci husus. İkinci husus da o dönemdeki var olan işte hani ta Milli Nizam Partisi'ne itibaren gelen işte o ekol, yani o Milli Görüş ekolünün içindeki bazı milletvekillerinin kelimenin tam gerçek anlamıyla faaliyeti olan provokatörlük yapmış olmaları, onlar tam provokatörler işte, o provokatörler bu işi tetikletmek için meşruiyet zeminini hazırladılar. Hazırlayanlar partinin kendi içindeki bir grup milletvekili. Onlara bunu yaptırttılar. Ve öbür taraftan da zaten iş planlanmış olduğu için gelindi ne oldu? Necmettin Erbakan ve ekibi tasfiye. Ve parti de buna dur demedi. Hayır, bunu bir tarafa bırakır. Bu aynı çizgi Sait Erbakan tarafından da sergilendi. Evet. Kimse söylemez bunu. Mesela tarikat şeyhlerini yemeğe çağırıyorum diye ilan ederek ve bizzat davetiyenin üzerine bu sıfatlar yazılar davetlerde bulunuldu. Şevket Kazan öyle olmadığını söyledi geçenlerde. Öyle diye çağırmıyorsunuz. Düşünsenize kanlı kansız mı olacak ifadesi kimin tarafından kullanılıyor? Mesela öyle bir davet ki gittiğinizde suç işlemiş tabi oluyorsunuz. Otomatikman başbakan tarafından bir davete katılıp suç işliyorsunuz. Veya işte kanlı kansız mı? Ondan sonra onun medya duyuruları yapıldı. Çok bugünkü gözümün önünde işte o Mercedesler geçiyor. İçinde o dini önderler mi denir artık tarikat önderler şeyhi şırhı evet. Hepsi ekranlarda patlıyor. Şevket Kazan sadece bir tane Mercedes'ten bahsediyor. Zaten zemin aranıyordu işte zemin hazırlattırdılar. 12 Eylül'de de öyle olmadı mı? Konya mitingini kim yaptırdı? Evet. Konya mitinginin en önünde yürüyen 5 kişi nerede? Ben bu soruyu yıllardır soruyorum. O fotoğraftaki 5 kişi kim sorusunun yanıtı yok. Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler ne oldu sonra? O adam hani hiç tutuklanmadı hiçbir şey olmadı bir de. İzzet-i İkbal, uf ne? Amerika'da. Evet, Türk siyasetinde. Evet. Siz Konya mitingini bahane etmediniz mi kardeşim en son? 12 Eylül'ün önce. Onun için de konuşulacak çok şey var. Onun için dedim ya birkaç kelimeden alacağım bir şey konuşup noktalamak istiyorum. O da şudur. İki tane generalin adını şimdi Türk toplumunun önüne attılar. Bunlardan birisinin adı Orgeneral Çevik bir, ötekinin adı da Orgeneral Doğu Anadolu. Şimdi ben görüyorum ki Çevik biri buradan ayıklayıp temizliyorlar, aklayıp paklıyorlar, Aktolga üzerine gidiyorlar. Korkarım ki, temennim değil, hiç arzu etmem, Tanrı kimseye de göstermesin. Korkarım ki biz önümüzdeki günlerde bir orgeneralin tutuklanışına daha tanık olacağız. Çevik bir haremlik, selamlık işletiyor. Tutuklanması gereken birisinin kurtarılmasına da tanık olabilirsin. Onu diyorum ya işte, aynen öyle olacak. Şimdi 28 Şubat'ı sen mimarı diye görüyorsun. Hadi şey yapmayayım, dilime dolamayayım ama sizin seçim partneriniz işte bir, kaç gündür televizyonlarda izliyorum. Beyaz TV değil, Kanal TV galiba dinledim. İşte gazetede önünde röportajı var. Hep aynı şeyler konuşuluyor. Peki o günlerde neredeydiniz? Süleyman Demirel'in ifadesini kullanayım. Siz noter miydiniz o zaman? Antalya 19. noteri miydiniz? Siz neredeydiniz? Bizim başımıza bütün bunlar geldiğinde. Bakalım bu neyin kavgası? O ittifaktan elini yıkayıp çıkan, yani, ben evet. Öyle zannetmeyin benim öyle bir ulusalcılığım yoktur diyen bir insandan bahsediyoruz tabii. Evet. Sonuç. 28. Bizle olan ittifak söylüyorum. Evet, 28 Şubat. Sonuç. AKP'yi doğurttular. Bu bilinerek yapılan bir şeydi. Hem Abdullah Gül hem Recep Tayyip Erdoğan'ı doğurttular. Üstelik de 28 Şubat'taki o MGK'daki kararlarda Abdullah Gül'ün kendisi yok mu orada? Oradaydı o da. O da oradaydı. Var. Evet. Niye? Ha, o sorunun yanıtı artık izleyiciye kasnakıl oyunu yapsın.
Gelelim şu Suriye meselesine. Suriye meselesini çok konuştuk. O nedenle öyle kısacık bir satırla geçeyim. Düşüncemi önce ben söyleyeyim. Şimdi bu muhalifler konusu ve Suriye ile ilgili olarak yaptırımlarla ilgili yapılacak olan toplantı için Türkiye gönüllü ev sahibi oluyor. Bunu benim aklım almıyor. Bu bir. İki, Genelkurmay Başkanı Suriye'deki olan biten için onların iç meselesidir. Bu bizi ilgilendirmiyor demişti. Ama MGK'dan çıkan kararda Genelkurmay Başkanı olarak hiç de öyle demiyor şimdi. Şimdi oraya müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hükümetin emir direktifleri doğrultusunda yer alacağını ifade ediyor. Tabii ki Genelkurmay Başkanı, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin emrindedir, başbakanın emrindedir. Tabii ki o zaman baştan o lafı kullanmayacaktın. En baştan diyecektin ki biz siyasetin emrindeyiz. Siyaset ne karar alır, hükümet ne karar alır? Biz başbakana bağlı memurlarız ve başbakana bağlı kurumlarız. Biz yalnızca emri uygularız. Ha, düşüncemizi söyleriz. Hükümet buna ne karar verir onu bilmeyiz. Ama sen baştan onu söyle, sonra buna gel. E sen kendi prestijini nasıl koruyacaksın şimdi ordunun içinde? Bütün prestijin, her şeylerini yerine bir etti. Şöyle de okunabilir o. İlk açıklamasında bir yerde hükümete Atlantik ötesinden gelen baskılara karşı bir rahatlama sahası çıkardı. Bir tampon vazifesi gördü. Fakat buraya kadar direnebildi. Doğrudan baskıyı yiyince en sonunda bu noktaya geldi silahlı kuvvetler adına diyebiliriz. Çünkü daha önce Irak işgali ve çuval meselesinde Türk Silahlı Kuvvetleri o direnişi göstermenin veya daha doğrusu aktif bir biçimde yardımcı olmamanın bedelini ödedi diye biliniyor dışarıdan bakınca. Yine bu 4+4 meselesi var. Buradaki tuhaf bir kavgayı görüyorum ben. Tuhaf bir kavga. Bana çok anlamsız geliyor. Kimlerde anlaşılmayan bir kavga. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru olan nedir? Doğru olan şudur. Türkiye'nin bir numaralı bence, bir numaralı stratejik sorunu, evet geçen hafta biz konuştuk, tarımdır. Doğru. Ama eğitim öğretim sorunu bizim için hem demokratikleşme, hem kalkınma, hem gelişme, hem çağdaşlaşma anlamında evet eğitim öğretim sorunu çok önemli. Tarımlarla bağımsız değil. Evet. Çünkü kadınlarımızın, kızlarımızın %100'ünün okullaşması gerekir. Okullaşması gerekir. Olmaz. Evet, ben olmaz. Demiyorum ki böyle bir şey söyleyemem zaten. Nasıl söyleyebilirim? Ben demiyorum ki efendim Türkiye'deki herkes üniversite gitsin. Yok öyle bir şey. Keşke öyle bir sistem kuralım ki üniversite çok az sayıda gidilebilsin. Yani bütün insanlarımıza hayata atılmak için gerekli donanımın verilmesi. Hem hayata atılmak hem hayata anlayabilmek, yorumlayabilmek için. Atılmak zaten o manada. İkisi. Tabii. Tamam. Hemfikiriz o konuda. O da nedir? Ben zorunlu öğrenimin ta 1997 yılında, 95'te söyledim. 1997 yılında yayınlamış olduğum Yüksek Strateji kitabındaki birinci baskı, birinci versiyondur o. Orada yazdığım cümle şudur. Zorun Türkiye'de öğrenim 11+2 yıl yapılmalıdır. Daha 8 yıl konuşulmuyordu Türkiye'de ben onu söylediğimde. İnanılmaz tepkiler aldım. Akla ziyan. En ağır tepkiyi de kim verdi biliyor musun? Dönemin başbakanı Profesör Doktor Tansu Çiller. Hem kadın hem profesör. Nasıl profesör olduğu meçhul. Akıl alacak gibi geliyor. Şimdi söylediği şey... Nasıl kadın olduğunu kendi biliyor da. Anlıyorum. Yutkun. Ben 11+2'yi yani Türkiye şartlarında... Bak ben 11+2 ne söylediğim neydi benim biliyor musun? 11+2'de. Ben diyordum ki bakın 11 yıl zorunlu öğrenimi yapalım. Evet. Artı ikisini şöyle yapalım. Mesleki. Üniversiteye giden gitsin. Onu buradakini de seçelim. Öbür ikiyi mesleki öğrenim ve eğitime gönderelim. Helal olsun. Buradaki doğru. İki o. 11+2. Herkes üniversiteyi bugün de savunuyorum bu kadar yılın hocası olarak. Bugün de savunuyorum. Doğru. Bizim bu kadar çok üniversiteye ihtiyacımız yok. Bu kadar çok üniversite öğrencisine ihtiyacımız yok. Bu kadar çok üniversite mezununa ihtiyacımız yok. Diplomalı işsiz. Üniversitelerimiz niteliksiz. Hocalarımızın maalesef ve ne yazık ki çok büyük bölümü. Çok büyük bölümde ne kastediyorum biliyor musun? %75'i niteliksiz. Niteliksiz, aynen öyle. Niye? Hoca dediğin 10 yıldan falan önce yetişmez de onun için. Yani yok öyle şey. Ünvan koymuş olmak ona hoca anlamı gelmiyor. Onu görüyoruz işte. Görüyorum ben.
Aynen öyle. Bir kere bunlar niteliksiz. Mezun ettiklerin, işte oradan çıkartıyorsunuz. Niteliksiz mezunlar. Kısırlığını geçiriyor zaten. Ne yapıyorsunuz tabii. Şimdi? Siz askerliği geciktirmek. Başka hiçbir işinize yaramıyor. Askerliğinizi geciktirmek. Bir de orada niye işsizlik? Ama ben şunu söylüyorum. Yani insanlara hayata atılma fırsatını daha erken vermek gerekiyor. Yani bir insan gerekirse hayata atılsın, ailesini kursun, ondan sonra eğitime dönsün. Altyapısını hazırlayın. Bak 6 yaşında koyduk mu okula? 11 yıl verdi mi? Bu çocuk zaten gelir 17 yaşında. Sen 13 yaşında mı? Örneğin Allah uzun ömürlü ve sağlıklı ve bahtları açık olsun. 13 yaşında mı evlendireceksin kızları? Geçtiler zaten. Söyle, 13 yaş, söyleme. Geçtiler. Evet, geçtiler. Onu istiyorlar. Yok, hayır. Dur. Evlendirir miydin? Bana söyle. İnsanın gençlik tam damarlarında kanı kaynarken bir şeyler yapmak, hayata atılmaktan kastım evlenmek değil. Sadece evlenmek değil veya evlenme merkezinde değil. Tam damarlarında kanı kaynarken tam o gençlik ateşiyle o insan bir şeylere girişsin, girişkenliğini konuştursun. Gerekiyorsa eğitimine geri dönsün. Tamam. Bunu 17 yaş. Verin eğitimini. Mükemmel yetiştirdin. Senin dediğin yapsın çocuklar. Gidecekler gitsin, ayrılacak ayrılsın. Serbest girişimci mi gitsin. Meslek, sanat okulu bilmem ne gidecekler gitsin. Efendim üniversiteye gidecekler gitsin. Bak bugün şeyde işte hocalık yaptığım okullardan birisi olan Haliç Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler Bölümü 2. sınıfta bir kız öğrencim var. Bir kız öğrencim. Kız teknik ressam olarak mezun olmuş meslek yüksek. Şimdi gelmiş Halkla İlişkiler okuyor. Bugün derste gene söyledim strateji dersinde. Niye dedim? Niye? Bir de kız çok parlak bir teknik ressammış. Yetenekli. Ama arkadaş ben iyi üniversiteye geleceğim. Kendi alanına da gidemiyor biliyorsun o barajıydı, notuydu, hesaplamaydı bilmem neydi. O meslek liselerine mezun olan çocukların büyük bir drama oldu. Biliyorsun. Uzun uzun tekrar anlatmayayım. Kız buraya dönmüş. Ya böyle bir şey olur mu? Yazık günah değil mi? Bak şimdi oradan kaybettik. Bu tarafa aslında gelecek. Benim hayalimdeki, benim istediğim yüksek öğrenim bu. Yani tamam. O kız ne için okuyor? Para kazanmak için veya bir mesleki vasıf elde etmek için değil, akademik bir kaygıyla okuyor bir yerde. Bir yerde. Yok hayır ben sana değil. Hayatı öğreneceğim, ufkum genişleyecek diye okuyor belki de. Geliyor. Tamam bak, ben de alanları, insanların farklı olmasını istiyorum. Niye? Çünkü benim kendim de bu konuda bir örneğim. Fizik okudum. Yanında matematik yan dal yaptım. Uluslararası ilişkilerde master doktora yaptım. Strateji alanında yetiştirmeye çalışıldım. Evet, ben de seninle en fikirim. Artık tek alanda yok. Dünyada böyle bir şey yok. Hatta triple degree dediğimiz üçlü alanlara falan dünya. Supervisor. Doğrusun. Yerden göğe kadar da haklısın. Akademiyada bu olmalı. Ama işte ama kısmı var şimdi. Türkiye ile ilgili ama kısmı. Supervisor coach. Benim ağrıma giden, zoruma giden buradaki bu 4 yıldan sonra sen bunu açık öğretime falan alacağım, gönülleyeceğim. Yok yok, yo. O tartışma orada netleşti aslında. 11 yaşında 4 artı 4 artı 4. Yani 8 yıl mecburi ama hayır, ikinci 4'te... Mecburi şimdi döndürmeye başladı. Yok. Yani başta o, orada bir şey değil. 8 yıl mecburi neticede aynen öyle tartışma öyle açıldı. Biz İlhan Gültekin'le kavgaya sonra devam İlk 4 yıl standart, ikinci 4 yılda seçme hakkınız var. Sonrası serbest olur. Umuyorum ki. Şimdi akıl böyle galebe çalar da böyle dönerler. Umuyorum. Ne fark etti? 8 yıla geldi gene. 8 artı 4. Ama o ikinci 4'te seçme hakkı olması. Mesela İmam Hatip tartışması. İmam Hatip'le açık konuşalım. Hiç kimse imam olsun, meslek olarak oraya okusun diye. İmam ne ya? Ne yarar? Bu bir seçim. Yani ben böyle bir ortamda yetişsin istiyorum diyor. Ve o ortamı, o şartları devlet olarak sunmanız gerekiyor. Yani bunda yadırganacak, garipsenecek. Yani zanlarına, hayallerine teslim edelim diyor. İnsanlar değilse bu defa çocuklarını okuldan kaçırmak için yol arayacaklar. Ya maalesef işte. Ki siyaset, onun da yolları var. Siyaset kendisini arka bahçe yaptı Allah'ın aşkına. İmam hatipleri falan. Efendim, o da bir yanlışın neticesi. Efendim, yanlışlar silsin. Bir akıl oyunu biz burada noktalıyoruz. İzlediğiniz gibi bizim kavgamız şiddetli devam edecek. Bir akıl oyunu sizde sürdün. Hoşçakalın.